Üç aylar gerek Hazreti Peygamber'in hayatında gerekse ondan sonraki dönemlerde üç aylar çok önemli bir role sahiptir Müslümanların hayatında. Niye önemli? Çünkü Peygamber'in hayatında önemli bir yer tutuyor. Yani Hazreti Aisha'nın ifadesiyle üç aylara gittiğinde Peygamber'de bir hareketlilik olduğunu izlemliyor. Hem ahlaki açıdan hem ibadet açısından hem insani açısından apayrı bir aleme gittiği ifade ediliyor. Hatta. Peygamber Efendimiz'in şöyle dua ettiği ifade ediliyor Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre. Allah mübarek ne? fi ve Şaban ve belligna Ramazan diye. E, ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır e, diyor. E, ifade ediyor. Bu da Hazreti Peygamber'in hayatında Recep'in, Şaban'ın ve Ramazan'ın çok önemli bir yer tuttuğu e, anlaşılıyor. Ondan sonraki nesillerden günümüze kadar üç aylar iklim geldiğinde manevi bir havası olan daha doğrusu insanın kendini biraz daha muhasebe çekeceği aylar olarak ifade ediliyor. Çünkü geçen sene bu vakitlerde gene bu şeyleri tartışıyorduk ama bir sene geçti. Bu sene içerisinde yaptığımız, yapamadığımız ya da yapmamız gerekenler nelerdi, neler yapamadık diye aslında kendimizi muhasebe çekeceğimiz ve o mübarek Ramazanlara ulaşacağımız bir ay olarak ifade edelim, girişi olarak, Recep ayının başı olarak. Önümüzdeki salı günü inşallah Recep ayına e merhaba diyeceğiz. Ondan sonra Şaban gelecek, ondan sonra kutlu ay, mübarek ay, Kur'an'ın nazil olduğu, insanın ruhuna, bedenine hitap ettiği Kur'an, Allah'ın kelamı Ramazan ayına ulaşmış olacağız. E dolayısıyla Hazreti Peygamber hayatında önemsediği için biz Müslümanların da hayatında önemli olması gerekiyor. Peki birincisi şeydir, yani biliyorsunuz e, Recep'in ilk Perşembe günü, e, o da Ragayip Kandili'dir. Önümüzdeki hafta inşallah Perşembe-Cuma'ya bağlayan gecedir. Ragayip Kandili'dir, ondan sonra Miraç Kandili'dir. Sonraki işte Şaban ayının 15. günlerden gelen, 15. gecesinden gelen Berat kandilidir ve siz de malumunuz olduğu üzere hem Ramazan'ın kendisi ve hem de Ramazan'ı Ramazan yapanlardan bir tanesi de Kadir gecesidir. Kadir ve kıymeti çok olan gece anlamında. Bu üç aylar içerisinde bu gecelerin aslında ya şey olabilir. Yani hani niye bu sadece bu geceler denilebilir ama bazı insan hayatın dönüm noktaları var. O hayat dönüm noktalarından bir tanesi de bu gecelerden birisi olabilir. Yani o gün rağbet etmesi, Allah'a beraat etmesi, miraçta Allah'a yükselmesi, kadirde kadri kıymetini bilmesi gibi algılandığı zaman sonraki hayatında, sonraki yaşantısında, yaşadığı topluma faydalı bire birey olabilme ihtimali yüksek olduğundan dolayı çok önemlidir diyorum. Yani. Ben işin içi açıkçası şöyle ben olaya bakıyorum. Bu geceler bizim için aslında bizi biz yapan geceler olmalıdır. Yani bizi kendimize getiren geceler olmalıdır. Dünyanın fitnesine, dünyanın geçiciliğine, dünyanın bu kadar sıkıntılı olmasına rağmen, özellikle bölgemizin bu kadar sıkıntılı bir durumda olmasına karşın, bu gecelerin bizi bize getirmesini, bize bize hatırlatmasını, kendimizi hatırlatmasını, peygamberi hatırlatmasını, Kur'an'ı hatırlatmasını. Bakın kardeşim, yani önümüzde, yani etrafımızda yüzlerce, binlerce mültecilerimiz var. İslam alemi hakikaten karma karışık bir durumda. Bu gecelerin maneviyetinden sığınarak dua etmemiz sadece fiil yani sadece kavli dua değil bununla birlikte fiili duada bu kardeşlerimize kucak açmamız, bu kardeşlerimize yardımcı olmamız, en azından dualarımıza iştirak ettirmemiz gerekiyor ki yüce Rabbimin rahmeti, bereketi, nusratı da inşallah peşinden gelecektir diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim yani üç aylar aslında ben buradan biz tüm yani bizi izleyecek olan seyircilerimize ya da haberi okuyacak okuyucularına şu mesajı vermek istiyorum. Ne olur dünyanın sıkıntılı durumuna durumunda olmamıza rağmen, yani kültür erozyonu çok yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hiç olmasa bu ramı üç aylara girdiğimiz bu vakitlerde çocuklarımızın elinden tutup bir camiye alıştırmamız gerekiyor, bir namaza beraber getirmemiz gerekiyor. Yani bizden önceki nesiller bizlere bunu öğretti, biz de sonraki nesillerimize aktaralım. Bu din bizde emanettir, emaneti olduğu gibi sahiplerine ulaştırabilelim. Hiç unutmayalım ki çocuklarımız bizim emanetimizdir. Ve biz bu dini o çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Hakikaten dünyaya baktığımız zaman bu özellikle sosyal medyanın, televizyonlar, medyanın çok yoğun bombardımanı altında olduğu bir süreçte maneviyetini yükseltebilmemiz için camilere koşmamız gerekiyor. Camileri doldurmamız gerekiyor. Camilerde aslında imamlarımızı, saflarımızı sık ve düzgün tutalım dememizin sadece namaz için değil, normal toplumda da bizim saflarımızın sık ve düzgün olması gerekir ki bize karşı e, düşmanca içerisinde olanlara dinimize karşı düşmanca içerisinde olanlara birlik ve beraberliğimizi ve rahmetimizi gösterelim diye düşünüyorum. Bununla birlikte yani evet çocuklarımıza bu manevi desteği sağlayalım, camilerimize alıştıralım. Caminin adabını, camide nasıl davranması gerektiğini. Yani çünkü bazen bakıyoruz cuma günleri ya da diğer vakitlerde çocuklarımızın hakikaten cami adabına, camiye uygun bir hareket içerisinde olmadığını. Ellerinde cep telefonu olması yani hutbe hocamız hutbe okuyor ama kendisi cep telefonla oyun oynuyor maalesef. Çok büyük bir hastalık. E teknoloji hastalığı çocuklarımıza bulaşmasın. Evet teknolojiden faydalanalım ama bize faydalı olduğu yerde e, kullanalım diye düşünüyorum. A bununla birlikte bu Ramazan e, özellikle Recep ayına giriyoruz. Sonra Şaban, ondan sonra Ramazan. Elimizden geldiği kadar en azından pazartesi ya da perşembe günleri oruçla geçirmemiz gerektiği kanaatteyim Hiç olmasa günde bir vakit en azından camiye cemaatle birlikte imamın arkasında bir saf tutalım. O maneviyatı bir daha kendimize getirelim. Çünkü eminim ki bu topraklarda bizleri biz yapan, bizleri bir arada toplayan manevi duygularımızdır, maneviyatımızdır, dinimizdir. Bizim de bunu yaşamamız, bunu son ana kadar da hissetmemiz gerektiği kanaatindeyim. Özellikle tasadduk konusunda sağ olsun Medyat bu konuda ben bir teşekkür hak ediyorum midyatımız. Çok mülbit bir yerdir. Hayır ve hasanatta birbirine yarışan bir memlekettir. Ben burada sizin aracınızla midyattaki insanımıza ben teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Hakkı tevdi etmek adına. Hem İdlib'e hem diğer yerlere yardım dediğimiz zaman koşarak gelen insanımız. Dolayısıyla bu tasaddukun çoğu fitne ve fesadı ve bela'yı musibeti def edecek anlayışıyla yardımcı olmaya devam edelim. Biz yardımlarımızı, fakirlerimizi, komşularımızı unutmadan muhacir kardeşlerimizle unutmadan elimizden geldiği kadar yardımcı olalım diye düşünüyorum. Bu manada yani tabii bu üç ayda girdiğimiz bu manevi iklimde duamız, amacımız duamız, niyazımız. Yüce Rabbim tüm İslam alemine huzur, selamet güzellikler ihsan eylesin. Bununla birlikte ülkemizi, milletimizi özellikle midyatımızı her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin.